Şimdi tam senesini hatırlamıyorum ama tanışmamız çok enteresan bir şekilde oldu kendisiyle. Yani konu sadece Ayas özelinde gitsin de istemiyoruz. Çünkü bu mobilya sektörü aynı zamanda Türkiye açısından en önemli sektörlerden bir tanesi. Ve bu noktada da çok önemli hikayeler var. Bunun içerisinden bir tanesi de aslında Ercan Bey'in birazdan anlatacağı bir durum. Kendisiyle şu şekilde tanıştık. Yaptığımız bir proje, otel projesi için dediler ki bu işle ilgili son pazarlıkta konuyla alakalı mal sahibinin genel müdür yardımcısıyla pazarlık yapmaya gideceksiniz. Ercan Bey, ben, bir de proje müdürümüz hep beraber atladık. Körfez'e Nuh Çimento'ya gittik. Ve oraya gittiğimizde oturduk. Yani ne konuşacağımızı da bilmiyoruz, ne olacağını da bilmiyoruz. Elimizde listelerimiz var. Birlikte oraya gittik. Üçümüz oturuyoruz. Ercan Bey geldi. Ercan Bey geldiğinde biz kendisini tanıştırdık. Biz kendimizi tanıştırdık. Daha hiçbir şey söylemeden bir soru sordu. Dedi ki lakeleri nasıl atacaksınız? Ürünlerdeki boya lakeleri nasıl atacaksınız? Deyince biz üçümüz birbirimize baktık. Nasıl yani diye, ne cevap vermemiz gerekiyor? Bir çimento yani firmasının genel müdür yardımcısının lakenin detayını biliyor olması sürecine anlam verememiştik. Ve o gün bize bir hikaye anlattı kendisi. Ben onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ve ben ondan sonra kendisinden izinli veya izinsiz, bugün kendisine tekrar söylüyorum, o hikayeyi birçok kez anlattım. Çünkü bence çok önemli ve paylaşılması gereken, Türkiye'de bunların bilinmesi gereken bir süreç olduğunu düşündüğüm için birçok alanda da anlattım. Bugün hazır kendisi buradayken kendisinin anlatmasını tercih ederim. Teşekkür ederim. Ben müsaade istiyorum. Teşekkür ederim. İsmim Ercan Sayarı. İnşaat Yüksek Mühendisiyim. Teknik Üniversite mezunuyum. Daha sonra sanayi mühendisliği okudum. Amerika'da ihtisasımı yaptım. Ve geldikten sonra, askerliğimi yaptıktan sonra da Kelebek Mobilya grubuna katıldım. Kelebek Mobilya grubuna katıldım çünkü onların bir yatırımı vardı, büyük bir yatırımı. Bu yatırım için beni görevlendirdiler koordinatör olarak. O zaman şirketi tanımak durumunda oldum. Şirket şöyle, 1935 senesinde kontrplak imal eden bir şirket, aile şirketi. Gayet kaliteli, gayet uygun iş yapıyorlar. Haliç'te o zaman fabrikalar var, o fabrikaların bir tanesinde sahibi. Fakat kendileri oldukça piyasayı tanıdıkları, oldukça değil, çok iyi piyasayı tanıdıkları için aralarına karar veriyorlar. Yani bir araştırma sonucunda diyorlar ki biz mobilya işine girelim. Şimdi bakın, en üstte mobilya yazıyorum, mobilya işine girelim. Peki girelim, mobilyanın alt sınıfları ne olacak? İşte orada tabii bir başka araştırma, başka bir şeyler giriyor işin içine. Neler giriyor? Demin arkadaşlarımız, tasarımcı arkadaşlarımız anlatırken, ben Ersan'ın ne kadar şanslı olduğunu görerek hayıflandım. Keşke bizim zamanımızda da böyle arkadaşlar olsaydı da birlikte çalışsaydık. Ama yoktu. Ne yaptık? Bir mimari büroya gittik. Tanıdığımız bir mimar arkadaşa, meşhur mimarlardan birisi. Anlattık derdimizi. Tamam dedi, yani mobilya ne yapmayı düşünüyorsunuz? Önce ne gibi mobilyadan bahsediyoruz? Bizim yaptığımız araştırmada her evlenen kişi bir yatak odası mobilyası alır. Dolayısıyla biz de oradan başlayalım. Hesap bu. İyi güzel başlayalım. O arkadaşımız da bir mobilya çizdi. Dolap, işte iki kapalı dolap, yatak, şifonyer, şudur budur falan. Aldık onu karşımıza. Bakıyoruz. Şimdi doğru mu, eğri mi, malzemesi, şusu busu. Dedik ki biz bu işin içinden kalkamayacağız. Bizim bilgilerimiz yeterli değil. Bir gidelim Avrupa'daki fuarları gezelim. Bakalım orada ne var ne yok. Avrupa'ya gittik. Almanya'ya gittik biraz. Oradaki bir firmayla konuşurken dediler ki ya siz böyle yani şey, ne düşünüyorsunuz? Yani yatak odası dediğiniz zaman hani yatak odasında bir sürü ünite var, bir sürü iş var. İşte koltuğu var, kanepesi varsa var, yoksa yok, neyse yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz böyle bir durduk yani, ne istiyoruz? Dedik ki biz normal, standart bir yatak odası takımı istiyoruz. Ha dediler, o zaman makineniz var mı, üretim hattınız var mı, yok. Önce dediler bir dizayn yaptırın yere, ondan sonra gidin makinalarınızı seçin. Peki, kime yaptıracağız? Biz dizayn şirketiyle tanıştırdılar fuarda. Adamlar tamam dediler, biz hemen şey yapalım. Neyse. Efendim?
Vallahi o şirketin sahiplerinden izin almadan o isimlerden bahsetmek istemiyorum. Ben yani ortağı da değildim. Ben profesyonel bir idareci olarak çalıştım. Mahsur da olabilir. Yarın öbür gün başka şeyler söylerim. Efendim? Ha, yılları bilirtirim. Tamam. Evet, 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 evet. Sonra da bakmışlar ki bu çocuk akıllı. Mobilya yapıyor. Böyle bir şey anlatmış. Tamam, akıllı falan diyeceğim. Evet, evet, evet. Teşekkür ederim. şimdi o zaman o dizayn firması 1974 senesinde oluyor bu işler. Bakın 35'te kontrplak 74, demek ki 30 sene sonra bu işe girişiyor aynı grup. Bu sefer firmanın ismi değişti. Yeni Kontrplak ve Mobilya Sanayi diye bir kuruluş oldu bu. Kontrplak Sanayi. Dizayn firmasıyla konuştuk. Adamlar güzel bir dizayn yaptılar. Dedik ki biz bunu nasıl üreteceğiz? Dediler işte üretim hattını size sunalım. İşte kesmeden başlayarak teknik olarak bir sürü şey var, makine var. Peki onu da ver, dizaynı da ver bakalım bize. Döndük geldik, dedik ki peki yatak odasını yapacağız. Ha, pardon, onların prototip olarak çizdiği şeyi de geldik Türkiye'de imal ettik. Kendi bir atölyeye gittik, orada yaptırdık. Baktık, bize çok ters gelmedi. Biraz ebatlar farklı gözüküyor. İşte dolabın kapağı biraz düşük, öbürünün üzerine yüklük var filan. Böyle parça parça bir şeyler. O arada bizim kulağımıza şunu fısıldadı adam. Siz dedi bu işe gidiyorsanız modüler mobilya yapın. Böyle tek başınıza yatak odası takımı bilmem ne takımı yapmayın. Çünkü burada öyle bir adet yok. Yani orada bir sistemler öyle çalışmıyor. Modüler mobilya sistemi var. Ki onu da öğrenmiş olduk. Modüler mobilya neymiş? Nelerden müteşekkirmiş? Bunları da öğrendikten sonra geldik yaptık o prototipi. Karşısına geçip baktık. İşte bütün üretim şeyler, yöneticilerimiz, yönetim kurulu falan. Ha dediler, tamam bu oluyor. Makine parkı da tamam. Gidelim o zaman bir devlete bakalım, soralım bize teşvik verecek mi? Biz nerede yapacağız bu fabrikayı? O zaman işte Ankara'dan gittik, araştırdık. Düzce'den bir yaparsanız teşvik var, Düzce'den İstanbul tarafına yaparsanız teşvik yok. Peki, o zaman bir de şöyle tabii Düzce ve Bolu ağaç endüstrisinin yeri. Bizim de orada connectionlarımız var, birlikte çalıştığımız ağaç işini bilen kişiler var. Onlara da sorduk. Onlar da bir şey bilmiyor. Yani onlar bize kaplamayı biliyorlar da mobilyayı bilmiyorlar tabii. Onların da alakası yok. Neyse bütün bunları yaptıktan sonra biz bu dedik ki tamam yatak odası yapacağız. İşte elemanlar şunlar. Bir de modüler yapacağız. Çok güzel. Hemen bir pazarlama müdürü tuttuk. Aman dedik sen bir piyasayı dolaş. Hani bizi piyasa araştırması deniyor. Pazar araştırmasını lafı etmeyelim madem. Piyasa araştırması yaptırdık. Dediler ki evet yatak odası olursa tamam. Peki kim satacak? Satacak kim? Gittiğimiz her mobilyacı adam mobilyayı yığmış dükkanın içine. İşte kapıdan girene söyle yatak odası. İşte gel abi diyor yukarıda yatağı aşağıda bilmem nesi falan gösterir. Herkes öyle topluyor mobilyayı. Biz böyle bir şey yapamayız yani bizim ürünümüzün tanıtılması lazım. Adamlara sorduk, bu Alman firmasına sorduk. Dediler ki sizin bir showroom'unuz olsun. Onsuz olmaz bu işler. Bunun üzerine biz showroom aramaya başladık. Fakat bu arada makinaları ısmarlamaya karar verdik. Çünkü zaman geçiyor. Bu arada inşaat dediğiniz gibi devam etmekte. Ben bir yandan da onun peşinde koşuyorum. Bir an evvel fabrikayı bitirmeye. 45 bin metrekare bir şey arazi, şey fabrika sahası. Uğraşırken Almanya'da dedik ki biz bu makinaları alacağız. Çok güzel. Peki bu makineleri kimler kullanacak? Türkiye'de böyle operatör var mı? Bu makineyi tanıyan var mı? Herkes birbirinin suratına bakıyor. Kimse bilmiyor kesme makinesi nedir, zımpara. Tabii atölye bazında herkes bir şeyler biliyor yani mobilya yapılıyor çünkü. Ama bu tip mobilya yapan kimse var mı? Yok. Yok kenar kaplama makinesi diyoruz. Herkes böyle bakıyor neymiş o falan. Neyse uzun lafın kısası biz oradan 15 tane orada çalışan, o makineleri kullanan Türk bulmaya karar verdik. Gittik oradaki Türkçe yayın, o zaman vardı, şimdi de vardır herhalde. Türkçe yayın yapan gazetelere ilan verdik. Türkiye'deki mobilya fabrikasından çalışmak isteyen şu ustası, ismini de koyduk. Yani makinenin ismini koyaraktan adam aradık. Bir gün, iki gün ayırdık. 20 kişi geldi, buradan 30 kişi geldi. Biz zorunda kaldık. Yani adamı, onu mu alalım, bunu mu alalım. Uzun lafın kısası.
seçtiğimiz adamların bütün masraflarını vererek Düzce'ye taşıdık. Onlara birer ev tuttuk, ailelerini taşıdılar ve geldiler oraya. İçimiz rahat etti, hiç olmazsa makineyi kullanacak adam var. Tamam, sonra satışta bir o arada yürüyecek ama yani onları nasıl yapacağız? O arada piyasada araştırmalar devam ederken şeyi bulduk, söyleyin adını. Showroom'lu kim yapacak? Ortada kimse yok. İşte Ankara'da belki bilirsiniz Kızılay'da Kerebeğin büyük bir mağazası var. O benim tanıdıklarımdı. Onlara rica ettik. Daha doğrusu onlar duymuşlar böyle bir işin çıktığını. O şekilde ilk mobilya mağazalarını açtık. Oraya kadar iyi. Üretimi yaptık. Prototip üretimini yaptık. Onda başarılıyız. Bir de bizim baskı makinalarımız vardı. Normal suntanın üzerine baskı da yapabiliyorduk. Yani baktığınız zaman ceviz kaplama görüntüsü veren elemanlar yapıyorduk. O arada tabii en büyük sıkıntımız şu. Suntayı nereden alacaksınız? Çünkü yanımızda bir Alman mühendis var. Onunla anlaşma yapmışız. 1,5 sene beraber çalışacağız. Adam her eline aldığına bir bakıyor. Şöyle bir kalınlığına bakıyor. İşte ölçü cihazları var yanımızda. Laboratuvarımız var. Orada ölçüyor. Bunu alamazsınız. Alamazsınız dediği Düzce'de yanımızdaki arsadaki Düzce Sunta Fabrikası. Yani bundan daha büyük bir şans olamaz bir yatırımcı için. Ham maddeniz orada. Al oradan yap. Adama gittik. Ben gittim. Dedim ki bakın fabrikanız çok güzel. O da yeni kurulmuş fabrik. Ya ama şu özellikleri yok. Yapabilir misiniz? Biz dedi bunun dışına başka bir şey yapmayız. Aldın almadın. Çünkü peynir ekmek gibi satıyor adam. Yani benden uğraşmak istemiyor açıkçası. Türkçesi bu. Peki, o zaman ne yapacağız? Türkiye çapında kurulan sunta fabrikalarını ziyarete başladık. Neyse, Manisa'da bulduğumuz bir sunta fabrikası bizim standartımıza uygun sunta üretmeye karar verdi. Zaten yapıyorlardı, kabul de ettiler. Suntayı hallettik. Çünkü o olmadan zaten üretim yapamayacağız. Üretim yapmaya karar verdi. O arada mobilyanın aksesuarlarını araştırmaya başladık. Çünkü yok, memlekette aksesuar falan da yok. Dediler ki Almanlar, Hefele diye bir marka var, o var mı Türkiye'de? Yok dedik, Hefele yok. Peki o zaman Hefele kalıp satar mı? Satar. Siz dediler bir saç üretimi bulan yapar adamı bulun, kalıpları da ithal edin, bu adamı bastırtın. Neyse adamdan izin aldık, yaptık parasını ödedik, kalıpları getirdik, bir saç üreticisini bulduk. Samet Mobilya Aksesuar Şirketi. Arkadaşlar benimsediler işi. O standartta mal yapmaya başladık, almaya başladık. Fakat tabii sacı da bir yerden bulmamız lazım, o kalite. O kalite sacı da ithal ederek hallettik. O da bitti. Geriye ne kaldı? Kalite kontrol ve garanti. Şimdi Türkiye'de o noktada, o zaman, bugün bilmiyorum, Ersem Mobilya belki veriyordur garanti ama bilmiyorum, yani başkaları için konuşamam. Mobilyayı aldığınız zaman kırılıp dökülebilir. Yani taşınırken kırılabilir, işte çizilebilir, şu olur bu olur. Bir garanti konsepti yoktu o zaman. Peki ne yapacağız? Biz adamlara garanti veriyoruz. 2 sene garanti veriyoruz. Adam malı alıyor. 3 gün sonra tabii bunu sizi kullanacak insan var. Bir de kabul edecek var. Kabul edenler bir çizikte getirmiyor ama öbürü getiriyordu. Ya onun gibi sorunlarla da mücadele etmek zorunda kaldık. Ama garantimizden de vazgeçmedik. Tabii o bizi epey bir kelebek markasını yerleştirdi. Kelebek markasının ismi kaliteli mal olarak, ürün olarak piyasaya çıktı. Mücadele ettiğimiz piyasa tamamen el işi çalışan, işte ahşap mobilyalarda çalışan bir kısım, bir bölüm. Onun için de işte yorulduk kaldık. Sonunda fabrika ben ayrılırken Enka Mobilya'ya geçmişti. Enka şirketlerine geçmişti. Çünkü onların böyle bir ihtiyacı olduğunu biliyordum. Daha sonra da Doğtaş firmasına geçildi. Fabrika diğer ürünlerine, yani koltuk, kanepe, işte şudur budur gibi ürünlerine ilk başta başlamadı. Çünkü onun problemleri daha da büyüktü ilk başta. Biz onu yapamadık. Yani yapamadık derken başlayamadık. İlk önce şu piyasaya girelim. Bunu yapalım dedik. İşte modüler mobilya olarak çıktığımız, panel mobilya olarak çıktığımız için bir sürü avantajımız oldu. Bazı dezavantajlarımız da oldu ama avantajlarımız daha fazlaydı. Yani modüler mobilyada. Fiyat politikasını yetimlerine oturttuk. Bir şey daha söyleyeceğim. O zaman showroom diye bir konsept olmadığı için mobilyacı malı sergilemesini de bilmiyordu.
adamlara biz kendi mobilya mağazamızı örnek göstermeye başladık. Yani mobilyaları böyle koyacaksın ama üzerine böceğini, çiçeğini de koyman lazım ki satılsın. Adam bizim suratımıza bakıyor. Ben diyor hayatımda böyle şey yapmam, koyarım oraya, satılır bu mal yani. Nereden çıktıysa. Ama bizim mobilyaları görünce o kadar düz hatları olan, üzerinde en ufak bir oyması, şusurusu olmayan mobilyalar, bir İzmir'de mağazamız vardı ya, örnek mağazamızdı yani. Çok güzeldi. Sahibi de zaten ortaklarımızdan bir ailenin. Öyle bir hanımefendi döşemiş ki şeyi, ben şaşırdım. Bizim mobilya mı diye böyle baktım. Sonunda gittim. Ya bu bizim mi falan diye. Ya, o kadar güzel döşemiş, o kadar güzel teşhir etmiş malı. Yani teşhir mobilya da ev mobilyasında çok önemli. Yani ben onu o zaman tabii görmüş oldum. Bizim hikayemiz de böylece devam ediyor. Şimdi görüyorum kelebek markası hala devam ediyor. Ondan da iftihar duyuyorum tabii. Buyurun. Evet, 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 evet. Şöyle, tabii demonte mobilya kabul ettirmek çok büyük sorun. Dediğiniz çok çok haklısınız. İnsanlar şuna alışmış. Yatak odası takımı, işte kurulu gelir, oraya takılır. Siz ona kutular içinde bir takım bir şeyler gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki ondan sonra da sen bunu monte et. Yani Avrupa'daki uygulaması bu. Ama Türkiye'de yok. Bu sefer montör tabii tutmak zorunda kaldık. Montörleri eğittik. Her mobilyayla birlikte gönderdik onları. Onların sayesinde de insanlar almaya başladı. Onu vermezseniz o hizmeti almayacaklardı yani. Evet, buyurun. Varsa bir sualimiz şey yapayım. Cevaplandırmaya çalışayım. Merak ettiğim bir şey var. Evet. Çalışacak kişileri seçerken ilk düzeni, evet, herkesin düzenini değiştirir. Evet, evet. Mesela orada nasıl bir yöntem izlediniz ya, seçerken? Şöyle, şimdi orada bu Alman mühendisi ben yanıma aldım. Ayrıca benim bir personelle ilişkili bir arkadaşım daha vardı. Üçümüz arkadaşları gelenleri interview ettik. Yani gelenleri dinledik. Alman ustası bize bir takım kriterler koydu önümüze. Yani teknik kriterler, çünkü onu biz bilmiyoruz. İşte şunları bilmesi lazım. Eğer bu makineyi kullanacaksanız, bu makine için operatör arıyorsanız şu ev safta olacak diye. Onlar önümüzde olduğu için gelen arkadaşa hemen soruyorduk. Nerede çalıştın? İşte şu şirketi, biz o şirketi tanımıyoruz. Ama ne iş yaptın? Ne gibi işler yaptın? Anlatıyor bize şunlara. O zaman bakıyoruz, oradaki şeyimizi karşılıyor. Onu ayırıyoruz bir kenara. Sonra tabii tek tek bir daha onları ayırdığımız kişiyle bir daha konuştuk. Dedik ki ailen nerede? İşte burada, ama ben Türkiye'ye gitmek istiyor musun önce? Adam şimdi gitmiş oraya 10 senedir çalışıyor mesela. Evet isterim dedi, çok memnun olurum dedi. O şekilde şey yaptı. Yani o olmasaydı zaten o fabrika yürümezdi. Onu da söyleyeyim yani. Yani sosyal bir şey soru olacak ama onlara nasıl bir yaşama mekanı sağlandı o dönemde? Valla orada Düzce'de tabii imkanlar kısıtlıydı. Yani çok büyük şeyler yoktu. Ama oranın en iyi yapılmış bize göre değerlendirdiğimizde iki katlı bir ev gibi, yani tabii soruyorduk çoluğun çocuğun var mı, tek başına bekar kimse gelmedi, hep evliler geldi, işte onlara o iki katlı evde tutmaya çalıştık filan, bulduk yani 12 tane ev bulduk o şekilde ve onlar orada çok rahat ettiler, memnun kaldılar yani, oraya gelmekten memnun kaldılar. O çok önemliydi, çünkü eğer onlar memnun olmasaydı bizim üretim filan olmayacaktı. Bir ayrıcalık daha var. Pozisyonunda. Evet. Sonradan işçileri yetiştirdi. Evet, evet. Bütün işçilerin eğitimini, haklısınız, bütün işçilerin eğitimini bu arkadaşlar yaptı. Çünkü şimdi bu o makinenin başında bir tek kişi olmasından o iş yürümüyor. Yarın öbür gün onun vardiyalı çalışmak düzeninde yanına muhakkak ikinci, üçüncü adamların olması lazım. Bir okul gibi oldu yani bizim fabrika. Orada da onları eğittik, onları yetiştirdik. Evet. Sonra onlar ayrıldı mesela bir kısmı aramızdan, ama iş kurulmuştu artık. Düzene girmişti yani. Üçüncü senenin sonunda 2-3 kişi ayrılmak istedi. Hiçbir şey demedik yani. Tamam, serbestsiniz gayet tabii yani, ayrılabilirsiniz. Ama elimizde ekip vardı yani, devam edecek ekibimiz. Merhaba. Merhaba efendim. Anlatırken çok heyecanlandım. Çünkü ben o mobilyalarda büyüdüm. Öyle mi? O çalışma masalarında okullar kazandım. Evet. Ailem
bir lojmanda oturuyorduk. Seyit Şir Alüminyum Fabrikası'nda çalışıyorlardı. İşte babam müdür yardımcısıydı, müdür oldu, müessem müdür oldu falan. Ev büyüdükçe bizim kardeşimle kaldığımız oda büyüdü, biz büyüdükçe odalarımız ayrıldı, mobilya da büyüdük ve modüler olmasının avantajını evet. biz birebir yaşamış Yaşadınız. Bir aile olarak evet. size anlatırken bir yandan o günlere böyle gittim Doğru. geldim ve çok heyecanlandım. Doğru. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel bir anı. O emek esas orada çalışan işçilerimizdi. Biz tabii yöneticiyiz netice itibariyle. Fikir babasıyız belki ama o arkadaşlarımız o evlerinin barklarını bırakıp Türkiye'ye gelmeleri bizim için en büyük katkı oldu. Yani o olmasaydı emin olun o fabrika kurulamazdı. Yani makineleri alırdık tabii. O zaman burada adam bulmaya çalışırdık, eğitmeye çalışırdık. Onlar ne kadar doğru yapardı bilemiyorum. Onların eğitim süreleri ekleyin, fabrikayı açamazdınız falan. O arkadaşlar geldiler, makineler indi, montaj yapılırken başında durdular. Yani fabrikaya montaj edilirken makineler başında durdular. Daha birinci gün düğmeye bastılar, fabrika çalıştı. O çok büyük avantajdı. Buyurun, buyurun efendim. Ben de Funda gibi kelebek mobilya kullanıcısıyım yatak odam. Yatak odamdaki takım kelebek mobilyadan ve mesela onu benzerini bulamıyorum çünkü hani çok küçüktü. Ondan daha küçüğü yoktu o dönemde ve modüler olması evet. ve 3 kere falan söküldü, yeniden takıldı falan, dayandı yani. O yüzden gerçekten evet. Elinize sağlık. Estağfurullah. Benim merakım şey, yani kelebek mobilya hani bir dönemin çok başarılı bir markasıydı. O sonradan şimdi mesela çok duymuyorum ve bu modülerlik aslında çok önemli bir şey. Evet. Yani bunun faydalarını biz yaşamış insanlarız ama şimdi mesela mobilya firmaları bunu hiç vurgulamıyor. Yani modüler olması. Ve gördüğüm kadarıyla işte IKEA falan bunu yapıyor evet. ama hani Türk mobilya firmalarına baktığımızda özellikle ev mobilyasında modülerlik artık hiç vurgulanan bir şey de değil. Yani böyle bir ben şey görüyorum Türkiye'deki iç piyasada özellikle ev mobilyasında bir ihtiyaç var ama onu karşılayan firma yok gibi yani böyle bir şey hani bir şeyler var. Evet. Ama onlar yani bakıyorsunuz evet. yatak odası mobilyalarına sanki hani acayip insanların evleri çok büyükmüş, odalar çok büyükmüş evet. gibi bir takım mobilyalar var falan. Böyle bir şey görüyorum yani taleple arzın uygun olmaması gibi bir durum var. O dengesizlik zaten biz yola çıkarken de vardı. Yani biz öyle bir piyasada işe başladık ki yalnız atölyelerde üretilen mobilya vardı. Başka bir şey yoktu yani siz atölyeye gidiyordunuz veya o satıcıya beğeniyorsanız onu alıyordunuz. Üzeri işte kalkmalı, oymalı, şusu busu olan eğer zevkiniz uygunsa alıyordunuz. Yoksa ısmarlıyordunuz. Ismarladığınız adam nerede yaptırıyordu? Sitelerde küçük bir atölyesi olan bir adama yaptırıyordu. Şimdi o pazarı yıkmak bizim için çok zor oldu. Yani onda siz haklısınız. Bakın bugünü konuşuyoruz. Yani geçmiş aradan neyse 40 küsür sene geçti. Bu kadar zaman içinde dahi yer edinememek bu bir problem tabii yani eğer modüler mobilya yer edinememişse bu problem. Çünkü modüler mobilyanın en güzel tarafı, işte siz gayet canlı örnek, çocuğunuz vardır o büyürken ilave edersiniz, hanımefendi anlattı o aynı şeyi yaşadı. Artı istediğiniz zaman istediğiniz parçayı bulabilmekti özelliği. Yani ben fabrikada renklendiriyorduk biz bunları, ceviz renginde yapıyorduk mesela. Şöyle söyleyeyim, hepsini kayın kaplama yapıp üstlerini renklendirerek ceviz, meşe, o görüntüyü verebilme şansımız vardı. Dolayısıyla stoklarımız çok yüksek değildi ama stoklar bizi nerede rahatsız etmeye başladı? Onun bayiler tarafından talebi bizi rahatsız etmeye başladı. O zaman stoklar büyümeye başladı. Yani bir takım sorunları var ama kullanıcı açısından çok büyük özellikleri var, çok büyük kolaylığı var. Aldığınız ürünü dediğiniz gibi, mesela biz o zaman da benim de evimde kelebek mobilya vardı, benim de kızımı ben öyle büyüttüm. Aldığım zaman yüklüye ihtiyacım yoktu, yüklük gerekti, gittik oradan satın aldık, koyduk üstüne. Yani iş çok kolaylaşıyor zaten, Avrupa'da tutunmasının nedeni bu. Yani Avrupa'da insanlar çok çalışıyorlar,
Ama çalıştıkları zamanı başka şeye fazla ayırmak istemiyorlar, mobilya seçimi ya siparişi. Gidiyor dükkana, sipariş verip getirip koyuyor. Ama şunu arıyorsanız, tabii bu bir zevk meselesi, yine tekrar ediyorum. Üzerinde oymasını olsun, şusunu busunu olsun, çiçek böcek olsun istiyorsanız, o zaman o zevk meselesi, onu bekleyeceksiniz. Orada da bekleyeceksiniz. Yani orada da şey yok, öyle seri imalat yok. Orada da gene atölyeye gidiyor falan, çok daha pahalı olarak tabii. Evet. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim. İsterseniz. Sağ olun. Sağ olun. Fikret Umudum, Ankara Gazi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya Dekorasyon Bölümü mezunuyum. Ülkenin çeşitli endüstri mesleklerinde öğretmen ve yöneticilik yaptım. 1982 yılında YÖK kanunu çıkması nedeniyle meslek yüksekokulu müdürlüğünü YÖK'e devrettim. Bir sürede onun müdürlüğünü yapmıştım. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bizleri birkaç okul müdürlerini Almanya, İngiltere'de ki mesleki eğitim sistemlerini ve Türkiye'deki eğitim sistemi. Yani 1986 yılında çıraklık 3308 sayılı çıraklık mesleki eğitim kanununun dual sistemi Almanya'dan gelmedir. Almanya'daki sistemi. Ayrıca son yıllarda endüstriyel otomasyon sistemleri, bu yani band sistemi dediğimiz robot sistem, robotik sistemi Japonya'da onun eğitimini aldı ve JICA tarafından bu Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortaklaşa bir projedir. Türkiye'de 20 tane okulda uygulandı bunlar. Kendimi bu şekilde takdim ederken mobilyaya geliyoruz. Bizim mobilya dediğimiz zaman ilk akla gelen şey ağaçtır. Yani ahşaptır. Doğuştan ölüme kadar yanında olduğu gereç. Mobilya, ağaç. Tabii Türkler yerleşik yerlerine başladıkları zaman mobilya kullanmışlardır. Yani çadır, göçebe dolaştıkları süre içerisinde kilim ve halıdan başka herhangi bir mobilyaları olmamıştır. Hep yerlerde yatmışlardı. Ancak yerleşik düzeni geçince mobilya kullanma başlamıştır. Bunda da ilk kullanılan yer sofrası, divan, kerevit, kerevet, efendime söyleyeyim, o bu şekilde başlamış. Anadolu'ya gittiğimiz zaman ilk önce neye rastlarız? Eski evlere gittiğimizde yüklüklere rastlarız. Yüklüklerde ne vardır? Oradaki yatakların yerleştirme sistemi vardır. Yani bir gardırop işi görmez. Ama iyi bir dekor şeklinde yapıldığını görüyoruz. Anadolu'daki en güzel örneklerden kapılar, pencereler ve tavan döşemelerle baktığınız zaman orada bir sanatı görürsünüz. Bugün ise artık doğrama kalkmış, olduğu gibi plastiğe yönelmiştir. Ama doğramacılar herhalde iş bulamaz hale gelmiştir, öyle mercimdir. Doğramacılar bitti. Diğer taraftan sanatkar olarak veya bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler olarak bir baktık İngiltere'ye, bir baktık kendimize, bir baktık Almanya'ya. İngiltere'deki eğitim sistemi çok disiplinli. Son derece bir disiplin var. Almanya'da endüstri çok kuvvetli, disiplini var ama İngiltere kadar değil. Her müessese kendi personelini yetiştiriyor. Şu anda bizim kullandığımız arabalar da var. İsim söylemede mahsur yoksa. Mesela bir Volkswagen'e gittik. Minik'teki Volkswagen gezdiğimiz zaman hayran oldum. Bütün öğrencileri, çırakları branşlaştırmışlar. Boyacılar, kaportacılar, motorcular, ön aksamcılar hepsi ayrı ayrı bu şekilde yetiştiriliyor. Şimdi mobilyaya geldiğimiz zaman da aynı sistem Türkiye'de nasıl oldu? Hepsinde bir devrim oldu. Önceden bir marangoz her şeyi yapıyordu. İskeleti yapıyordu, boyuyordu, döşüyordu. Bütün işlemi yapıyordu, öyle müşteriye sunuyordu. Fakat sonradan baktılar ki bu işlem öyle olmuyor. Nasıl oluyor? İskeletçi ayrı, boyacı ayrı, döşemeci ayrı,
imalatçı ayrı olmaya başladı. Yani onların topuna eski boyasız haline hamcılar diyorlar. Ham satanlar. Ve bunlar ne yaptılar? Bu sefer branşlaşınca kalite yükseldi. Kalite yükselince tabii arz talep meselesi ortasında vatandaşlara iyi hizmetler gitti. İyi hizmetler neticesinde rahat mobilyalar kullandık. Biraz önce Ercan Bey bir şey bahsetti, Sunta'dan bahsetti. Biz bir sohbette de söylemiştik. Biz ihracat yaptık, mobilya ihracat yaptık. Mobilyalarımız geri geldi. Neden biliyor musunuz? İşte Ercan Bey'in bahsettiği suntaların kimyasal yapıştırıcıları ve bundan dolayı çıkardıkları gazlardan dolayı göz yaşartması ve şey yapması, böyle etkili bir koku vermesi nedeniyle iade edildi. Ondan sonra güzel kaliteli malzemeler elde etti. Bir taraftan baktığımızda biz norm olarak önce neyi almışız? Deutsche Industrie Normen. Alman normları endüstrisini almışız. Ondan sonra kendimize bir norm vermişiz. Ama mobilyada ilk kullandığımızsa Fransız mobilyalarıdır. Etken olmuştur. Sonradan Alman normuna geçmişiz. Ama çok şükür şeyimizi, kendi normumuzu bulmuşuz. Türk Standartlar Enstitüsü olarak biz de kendimize norm bulmuşuz. Fransız mobilyaları biraz kabadır yapım olarak. Ve İngiliz resminde uygulamışız, teknik resimde. Yani sağdan bakmış, sola çizmişiz, bize uymamış. Ama Alman normunda soldan bakarsın, sola çizersin. Bunda bir mahsur görmemişiz ve o normu şu anda uygulamaktayız. Tabii Fransız normu derken kaba dedik ama Rönesans'a baktığımız zaman 13. 14. 15. 16. yüzyıla bakıyoruz. Bunlar stil olarak şu anda da antika mobilyalar. 16. yüzyıl hariç diğerlerinin eğmeşli stilleri daha fazladır. Ama 16. yüzyılın stiline baktığımız zaman üstleri kare, ayaklar torna ve ekseriyetten o köşelerde çiçekler vardır. Mobilyaları yani birbirinden 16. ve diğerlerini ayıran en büyük özellik budur. Diğer taraftan mobilyanın üst yüzey işlemlerinde ne kullanıyorduk? Gomlak biz kullanıyorduk. Gomlak hiç duymadınız belki. Duydunuz mu? Bu gomlak kullanıyordu, ispirtoyla yapıyordu. Şimdi ise üst yüzey işlemlerinde ne kullanıyoruz? Vernik, lake boyalar, akrilik boyalar, örtücü boyalar. Bunların gelişmesiyle hem yüzeyin korunması hem de güzel görünmesini sağladı. Döşemeye geliyoruz. Biz döşeme yaptığımız zaman çok enteresandır. Helezonik yaylarla yapıyorduk en başta. Yani Türkiye'de yapılan helezonik yaylarının üzerine efendim kaneviçe dediğimiz keten konuluyordu. Ondan sonra yaylar ipliklerle bağlanırdı. Üzerine de kıtık derdik. Bu şeyde palmiye yaprakları küylendirmek suretiyle konulmuştu. Belki de eski olanlar varsa evinizde altından otlar dökülen döşemeler de vardır. Bu döşemeleri görebilirsiniz. O zaman bunlar vardı. Şimdi ise bunların yerine hep zikzak yay, kauçuk, güzel döşemeler aldı. Tabii Türkiye'nin tekstil endüstrisindeki ilerliği nedeniyle döşeme kumaşları da çok kalitelidir. Yani fevkalade döşeme. İyi bir sanat. Sanatla beraber pneumatiğin burada işlediğini gördük. Eskiden hep böyle çekişle döşeme yapılırdı. Şimdi pneumatik tabancalarını gayet iyi çekiyor. Aksesuar. Ercan Bey bahsetti. Şu anda Türkiye'de gerçekten çok güzel aksesuarlarımız. Harika. Önceden biz bir anahtar ağızlığı bulamazdık. Kendisi diyor ki anahtar hem kulp hem de anahtar ağızlığı beraberdir. Yani anahtar gardırobu kilitlediğiniz anahtar kulp oluyor. Ama şimdi ise bakıyoruz çok değişik
menteşesi de var, efendim amortörlü, efendime söyleyeyim makaslar var. Yani mobilyanın değerini artıran aksesuardır. Bir bayanı iyi gösteren aksesuarı ve makyajıdır. Biz de mobilyanın iyi gösterilmesi için ne yapıyoruz? Hem boyuyoruz hem de aksesuarı takıyoruz. Ve bu şekilde değerlendiriyoruz. Süren var mı yoksa? 5 dakikanız sağ olun. Var mı? Onda görüşürüz. Hayır, şimdi söylediğimiz bu. Aksesuarlar da bu şekilde. Çırak birisini mesela ne yapıyor? Çırak yetiştiriyoruz. Ahilik var, bilmem ne var. Bir tanesi çocuğunu, babaannesi, torununu çırak gönderiyor. Götürüyor, elinden tutuyor. Diyor ki işte sen şu demircinin yanında çırak ol. O da oluyor. Bir süre, 2 gün gidiyor, 3. gün gitmiyor çocuk. Çocuk gitmiyor. Ustası merak ediyor. Ya bu çocuk niye gelmedi? Gidiyor şeye, babaannesinin kapısını çalıyor, babaannesi çıkıyor. Diyor ki ya senin torunun gelmedi, biliyor musun? Biliyorum diyor. Nerede? Burada diyor. Niye göndermedin? Ya diyor ki sen bakırı dövüyor musun, ediyor musun tepsi? Kenarlarını yuvarlatı, bakırı dövüyorsun, ediyorsun yassı, kenarlarını kıvırıp ediyor musun tepsi? Onu bana da öğretti dedi. Öğrenmiş daha gelmiyor. Vay vicdansı demiş, kendi öğrenmiş, bir de babaannesini öğretmiş bu işi. Teşekkür ederim.